Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bayağıdır yine her zamanki olduğu gibi video çekmiyordum. Başlıktan anlayacağınız üzere Şoka 3 dudak kalemi gelmişti. Golden Rose markasına muadil olacak şekilde olduğunu düşündüğüm. Ben 3 tane rengini aldım. Diğer renkleri bulamadığım için Mon Amour markası, biliyorsunuz Şoka ait. Ve bence Golden Rose üretiyor diye düşünüyorum. Tabii şimdi hepsini tek tek deneyeceğiz. 1 numarayı, 2 numarayı ve 5 numarayı aldım. İlk önce 1 numaradan başlıyorum. Hemen açmaya başladık. Ve hiçbirini kullanmadım. O yüzden direkt sizinle birlikte başlıyorum kullanmaya. Açılışı birazcık zor olsa da başaracağız. Hemen açtım. Gördüğünüz üzere. Şurasındaki etiketi kaldırıp okuyacağım. Çünkü gerçekten hangi firma üretiyor çok merak ediyorum. Onunla ilgili büyük ihtimal bilgi yazıyor olabilir. Ama açamadım. Evet, etiketi açamadım. Diğerlerini de açabilirsem bakacağım. Zaten hepsi aynıdır. Açtığımız zaman burasındaki renk, bence bir saniye ışıktan dolayı anlamadım ve farklı. Evet. Buradaki renk daha pembe gözüküyor. Buradaki renk daha böyle dudak ve nude rengi şeklinde. Elimize sürerek ilk deniyoruz. Elimde de bu şekilde gözüktü. Görüyorsunuz umarım. Şöyle göstereceğim. Evet. Aynen. Aynı rengi veriyor. Şöyle göstereyim ben size uyumlu. Şimdi dudağımda deniyorum. Yine sihirli aynamla geldim. Alıştınız bu aynayı görmeyi, biliyorum ama. Şimdi. Dudağımın hepsini dolduracağım. Şuraya müzik falan eklerim. Büyük ihtimal çok sıkıcı oluyor. Farkındayım. Şöyle durdu. Ben pek bir sürümünü anlamadım açıkçası. Yani sürümden bir şey anlamadım çok fazla. Biraz üstünden tekrar geçeceğim. Aşırı doğal duruyor. Eğer doğallıktan yanaysanız ve üzerine bence bunun lip gloss sürersiniz, daha iyi bir renk elde edersiniz. Bu rengi daha çok gündelik hayata uyumlu. Hani öyle olduğunu söyleyeyim. Göz makyajınız abartılı olduğu zaman bu rengi kullanabilirsiniz. Hemen çıkartıyorum. Diğer renklere geçeceğim. Diğer renklere geçmek için çok sabırsızlanıyorum. Çünkü yapı olarak tam, şöyle söyleyeyim, tabii bir şey yiyip içinize bulaşır ama yapı olarak tam biraz Golden Rose'a benzemiyor. Golden Rose'unki daha böyle kuru ve sert. Bununki daha böyle yumuşak, yani sedefli değil de nasıl tarif etsem, daha ıslak yapıda. Zaten görünüşünden anlamışsınızdır. Şimdi diğerlerini de deneyeceğim. Ama çıkardıktan sonra hafif bir yapışıklık hissi bıraktı, hissiyatı, öyle söyleyeyim. Şimdi diğer renklere geçiyorum hemen. İlk o 5'te. Bu 2 numara. 2 numarayı da deneyelim hep birlikte. Bunun da aynı şekilde açılışı. Bunun da bu alt tarafı daha kahverengimsi gözüküyor. Diğer renge göre tabii. Hepsinin açılışı çok zor arkadaşlar. Bilerek bunu yapmaları çok çok iyi olmuş. Çünkü gerçekten ben mağazalarda şuna çok sinir oluyorum. Kozmetik ürünlerinin sanki böyle kendileri kurcalamış, bir ürün satın alabileceklermiş gibi bütün ürünleri kurcalıyorlar. Sonra o mağazayı boşuna zarara sokuyorlar ve bence çok saçma. Ama tester koysalar çok daha iyi olurmuş. Onu yapmamışlar. Tester yoktu yani. Ve çoğu mağazada da kiminde vardı, kiminde yoktu. Ben diğer renkleri bulamadığım için, ay, çıkartamadık. Tırnaklarımı kıracağım diye şey yapıyorum. Çok sert yapmışlar ve sert olması da. Evet, burayı yine deneyeceğiz. Diğerindeki gibi. Diğerini açamadık. Belki burasını açarız. Evet. Çok ince bir kat koymuşlar arkadaşlar. O yüzden hemen altını okuyacağım size. Açıldı şu anda. Kadıoğlu Kozmetik. Evet. Golden Rose üretmiş. Kadıoğlu Kozmetik Golden Rose'a aitti diyebiliyorum. Mat ruj diye geçiyor. İçindekiler yazılı.
Şok marketler için özel olarak üretilmiş. Evet. Şimdi deneyebiliriz bunu. Bu şunu hiç sevmedim arkadaşlar. Deminkini de size gösteriyorum tekrardan. Bakın. Kapaktaki uyuma bakın. Buradaki uyuma bakın. Bunda da aynı şekilde. Açtım bildiğin pembe renk. Kırmızı gibi böyle değişik bordomsu. Buraya bakın ten rengi. Alakasız uyumamış. Burada kapaklara dikkat edin valla. Yoksa karışacak hepsi. Bunu da deniyoruz şimdi. İnşallah beni yanıltır. Aa, elime denemedim. Bir saniye ilk elime deneyim. Evet. Hemen altına. Ama bir şey söyleyeyim. Bakın alakası var mı sizce? Bence yok. Daha yakından göstereyim. Ama burada güzel duruyor. Dudaktaki duruş tabii ki önemli bizim için ama yine de testler olmadığı için kapaktaki renge bakarak alıyoruz. Aa. Neden bilmiyorum ama bunun rengi, ay bunun sürüşü daha zor geldi bana. Yemin ederim tam bir hayal kırıklığına şu an uğruyorum. Gerçekten şoka girdim şu an. Arkadaşlar alakası yok. Gerçekten yok. Yani niye böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum ama. Yani diğerine göre evet rengi bir tık daha iyi. Biraz daha böyle bunun yapısı daha böyle kuru geldiğini de bilmiyorum. Farklı farklı ürettiler. Renk tonuna göre ama tabii bu dudağımı daha güzel gösterdi. Yani benim yüzüme daha çok gitti açıkçası. Sizin düşünceniz ne bilmiyorum ama o 2 numaraydı. Bana soracak olursanız ben gerçekten şu an hayal kırıklığına uğramış gibi hissediyorum. İnşallah üçüncüsünde yani 5 numaralı olan rujda yanılmış olurum. Bilmiyorum çok çok büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Aslında fiyatı çok uygun. 34,90 mu? Bildiğiniz üzere ucuz etin yahnisi de yenmez. Ben fiyatı çok uygun olduğu için denemek istedim. Çünkü şu anda biliyorsunuz ki makyaj malzemeleri KDV'lerle birlikte baya baya yükselecek. Yükseldiği için de. Dedim hani Golden olsun muadil bir ürünse kullanırım yani. Çünkü çok sık seviyorum ruj kullanmayı. Kim sevmez ki? Neyse şimdi bunu da açmaya başlıyoruz. Yine öteki gibi beni yoracak. Evet. Açamadım. Bakalım arkadaşlar açtık sonunda. Bunda yanılacak mıyım? Sürprize girecek gibi hissediyorum. Bu da bayağı açık bir renk. Pembe. Hatta şöyle söyleyeyim. Barbie'lerin böyle nasıl dudakları böyle açık tonda olur. Aynı o rengi bana anımsattı. Bilerek siyah giydim. Hatta daha rahat görünür rujun rengini diye. Şöyle gözüküyor. Şimdi bunu evet bakıyorum. Şu an açtığım gibi kapağı işte dokundurduğum için böyle oldu. Evet bu daha uyumlu. En azından benzer rengi tutturabilmişler 5 numarada. Baktılar ki ilk iki hatalı. Diğer sonları doğru düzeltelim mi dediler ki acaba bilmiyorum. Evet bak bu beni yanıltmadı. Harbi harbi yanıltmadı. Hemen hemen gördüğünüz üzere benzer renkler var. İnşallah hepsi de güzeldir. Çünkü sürdüğümde bir elime rahat bir şey verdi yani. Evet şimdi sürmeye başlıyoruz. Sürerken niye ağzımız açıyoruz değil mi? Boşlukları dolduralım. Bu daha başarılı duruyor. Gayet başarılı. Evet, bunu çok çok beğendim. 5 numara benim favori rengim oldu. Bunu büyük ihtimal günlük yaşantımda kullanırım. Diğerleri beni çok 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 üzdü arkadaşlar. Fiyatı dediğim gibi ve şöyle de bir şey var şu an. Bir saniye beni bu da çok şu an üzdü. Kapağı kapattığım gibi hani çok çabuk sıcaktan mı artık bilmiyorum ama şurası her an kırılacakmış gibi duruyor. Bunların da zaten bu şeyini hiç sevmiyorum. İnşallah sadece bu kadarla kalmıyor. Açılıyor mu? Onu da bakalım. Açılmıyor. Kalem tıraşla açacağız. O da bizim için önemliydi.
Şöyle söyleyeyim. Ben bunlardan en çok 5 numarayı beğendim. Kapaktaki rengiyle tamamen orantılı olarak o çıktı. Sizin görüş ve önerileriniz için yorumlarda açığım. Yorumlara yazabilirsiniz. Sizce hangi rengi en çok beğendiniz? Fiyatı gayet uygun. Almayı düşünürseniz ben beyaz tenlilere 5 numara öneririm. Esmerleri hafif daha böyle 1 numarayı değil de 2 numarayı daha çok öneririm. Koyu renk, yani bu renk daha böyle bunlara yakışabilir. Ama hemen hemen tonlar böyle birbirinden bir tık ya açık, bir tık daha kapalı. Ben öyle olduğunu gözlemledim. Yapı olarak 1 numara daha böyle yumuşakken bu 5 numara da yine yumuşak ama 2 numara bana çok sert geldi. Bu şekilde videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma bu arada abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız da iyi olur. Yine siz bilirsiniz. Çünkü ben arada görünüyorum, arada kayboluyorum falan oluyor ya. O şekilde kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.